Ve beyaz bir tane şey var kafasında, işte yumurta kabuğu var. Ve değişik dokulardan oluşan katmanlar. Üç boyutlu. İnsanların görmek istemediği şeyleri ya da işte görmek için çaba sarf etmediği şey. And reality between these pictures. Film izleme deneyimini tamamıyla alt üst etmek üzerine kurulu. Tam da bunun happenings relay on photographies ability. Strategies number 3, Moment in Focus, concludes Siemens-Sanat's exhibition series called Strategies, in which Siemens-Sanat shows contemporary approaches in artistic, classic art fields. Strategies number 3 is an exhibition about photography. In it, you see 11 different artists showing different concepts and forms of photography. The history of photography, which started in the middle of the 18th century, I'm sorry, the 19th century, was mainly characterized by photography tries to reproduce, to build, to show reality. And it actually took photographies more than 70 years to be recognized as an instrument for creating art. So at the beginning of the 20th century, we have art movements like Dadaism, Surrealism, and also Constructivism, which are starting to experiment with photography. Later on, of course, the pop art, photorealism, minimalism, and of course concept art, performance, happenings, relay on photography's ability to document. And in the fifth documentary in 1972, from this exhibition on, you can say that photography was installed as the most important medium or tool for creating contemporary art. So from the 70s on, we can say that photography is now a full member of the art society. It is a tool for creating art, but mainly, like I said, also because of its history, it's mainly for reproducing reality. In this exhibition, Strategies number 3, Moment in Focus, I wanted to lay the focus of the exhibition on photography's ability to, on the one side, reproduce pictures of and images of reality, but on the other side also to deconstruct, to create a new kind of reality. So in this exhibition you see various forms of this approach, and the artists are deconstructing reality. They are creating new forms of reality by using various forms and concepts. For instance, we could actually start from the beginning of photography. You will see in this exhibition artists who work with pinhole cameras, or on the other side you see artists who are working with LOMO cameras. Those cameras are very simple instruments, simple cameras. On the other side you see artists working with 35mm classic professional photo cameras, and after this you see artists working with scanners, computers, digital photo cameras to create works of art. So we have in this exhibition a mixture of low and high tech. On the other side also we see photography which is part of installations. We also see the processor of photography, which is film. So you will also see in this exhibition examples of film. So to sum it up, in the current exhibition at Siemens-Sanat you will see photography's ability of deconstructing reality and reproducing reality, and we will see photography and artists who use the camera as a tool to put unknown images next to known ones. And
So this is what strategies number three, moment in focus, is about. Sergiye ben Yumurta adlı işimle katılıyorum. Yumurtanın hikayesi biraz uzun ama anlatmaya çalışacağım. En başında okulda bize bir manifesto yazmamış söylenmişti. Manifestoda işte sanata dair görüşlerimizi içerecek. Şimdi bu durumla ilgili benim birçok problemlerim oldu en başında. Çünkü belirli görüşlerim var ama bunları bir iddia çerçevesinde anlatmak istemiyorum insanlara. Böyle yapılması gerektiğini falan hiç düşünmüyorum. Dolayısıyla söylemek istediklerimi iletebilecek bir karakter belirlemeye çalıştım kendime. O karakter de Calimero oldu. Belki biliyorsunuzdur Calimero'yu. Calimero şey, bir çizgi film karakteri. Küçük bir civciv. Siyah bir civciv. Ve beyaz bir tane şeyi var kafasında. İşte yumurta kabuğu var. Bir sürü macera yaşıyor Calimero. Ve maceraların her birinin sonunda şey diyor. Ama haksızlık bu diyor. Şimdi Calimero'nun başına hiç kötü bir şey gelmiyor. Yumurta kabuğu hiç kırılmıyor. Onca macera yaşamış olmasına rağmen kötü hiçbir şey olmuyor ve ama bu haksızlık dese de yine işte mutlu mesut maceralarına devam edebiliyor. Dolayısıyla bu karakterin benim sanata dair görüşlerimi anlatabileceğini düşündüm bir şekilde. Ve işte Nietzsche'nin Zerdüşt'üne göndermede bulunarak böyle buyurdu Calimero diye başlayan bir manifesto yazdım. Bu manifesto işin başlangıç noktası olduğu için şu an paylaşmıyorum. Yani metnin tamamını okumanın bir anlamı yok. Çünkü iş çok başkalaştı süreç içerisinde. Öyle de olması gerektiğini düşünüyorum. Ve işte yumurta kabuğu, Calimero'nun kabuğu kırılmadığı için ben de bin bir duruma konulacak, ancak kırılmayacak bir yumurta tasarladım kafamda. Onu hem gerilimli bir tehdit içerisinde barındıracak, hem de çok yumuşak, aidiyet duygusu verecek durumlarda tutmaya çalıştım. Bunların fotoğraflarını çektim. Sonra bu fotoğrafları nasıl sergileyeceğim kısmına geldi iş. Fotoğrafları işte fotobloğa basıp ya da fotoğraf kağıdına basıp bir yerlere çerçeveleyip asmak falan istemiyordum. Bayağı bir süre düşünmek zorunda kaldım. Ne yapayım ben bu fotoğraflarla diye. Fotoğraflarda işte yumurta var ve onu tehdit eden bir takım objeler var. Ya da yumurta işte çok rahat, huzurlu evinde ve ait olduğu bir yerde. Calimero gibi. Ve fotoğraf olarak göstermemeye karar verdikten sonra aradım, araştırdım falan filan. Şans bu ya, şey gördüm. Arkadaşımın doğum günü partisinde ona hediye olarak bu Çin işi ufak gece lambalarından geldi. İşte şu boyda. Ve bunların önünde işte plexiye basılmış bir fotoğraf var. Fotoğrafın arkasında da halojen bir ampul yanıyor. Küçük bir şey işte. Takıyorsun gece lambası. Uyurken sana huzur veriyor. Bilmiyorum artık, kabuslardan koruyor. Neyse, tamam dedim. Bu benim için ideal bir format. Hem küçük, hem basit bir şey, hem herkesin alabileceği, herkesin bulabileceği bir şey. Kolay, sade bir şey. Sade olmasını çok sevdim. Ve de bir kadrajı, başka bir kadraj içine sokmuş olacağım için onu ışıklı kutunun içine koyduğumda, gece lambasının içine koyduğumda, insanların ona bakarken daha içlerine gireceklerini umdum. Dolayısıyla işte bir sürü kutu satın aldım falan. Ve o kutunun boyutu da orta format, diye formatıyla aynı. Dolayısıyla fotoğrafları orta format diye'ye aktardım. Kutulara koydum. Sonra kutuları mekanda yerleştirmek için uğraştım bir süre. Sonuçta da bu oldu. Bu kadar. Çalışmalarına 2002 yılında başladığım X-Ray adlı çalışmalarımın son ayağı olan Kayıtlı Düşler'le bu sergide bulunmaktayım. Üç boyutlu işlerin bir uzantısı olarak gördüğüm bu çalışmalarımda bundan önceki üç boyutlu işlerimde kullandığım biçimciklerden oluşan formlar, büyük formlar burada katmanlar olarak yer almakta. Bu katmanlar
transparan katmanlar ve değişik dokulardan oluşan katmanlar. Üç boyutlu çalışmalarımda kullandığım plastik eskitme formlar burada kendini kumaşa, eski kumaşa, lekeli kumaşlara yerini bırakıyor. Bunun yanı sıra tabii ki tekrardan bunların bir uzantısı halinde doğaya dirençli bir takım plastik formları da içerisinde barındırdığı durumlarda oluyor. İşlerin ilk aşamasında yani 2002 yılında yaptığım çalışmalarda mutlak bir siyaha varma söz konusuydu. Şu anki işlerin son hallerinde bir beyaza ulaşma söz konusu. Bu beyaz ve siyah benim hayatımdaki bir takım netliklerin ortaya çıkarttığı siyah ve beyaz. Ve bu beyaz alanlar en son katman dediğim, daha doğrusu katmanların da katmanı, oluşturduğum form ve biçimlerin anlattığı hikayeyi ve dünyayı tasvir eden bir beyazlık. Kullandığım formlar, biçimlerin birer hikayeleri var. Hayatta etkilendiğim bir takım olaylar, okuduğum kitap da olabilir bu. Yaşadığım herhangi acı bir olay da olabilir. Bunları ironik bir şekilde ele alıyorum. Oluşturduğum formların içerisinde kendi kendilerini yapan resim grupları da ortaya çıkıyor. Çünkü katmanları kullanıyorum ve katmanların yer yer sürpriz etmenlerle birlikte kendilerinde resimsel bir dünya da yarattığına inanıyorum. Tekrar formel olarak döndüğümde bundan önce net olan tamamıyla bu dünyaya ait kendi formunu, içeriğini netleştirmiş biçimleri kullanırken yavaş yavaş tekrardan geri dönüş diye benim tabir ettiğim eski formlarıma, yani benim kendi yarattığım formlarıma tekrardan küçük küçük biçimlerden tekrardan farklı bir büyük boyuta, büyük bir forma ulaşma duygusuyla yarattığım işlerin son aşamaları halini de aldılar bu gidişte, bu sergideki çalışmalarım. Daha önce de söylediğim gibi dokuların da çeşitli anlamları var benim için. Bunlar sert ve yumuşaklık, aynı siyah ve beyazdaki olduğu gibi. Ve daha da esnek olan, bunların üstlerini kaplayan silikon bir form var ki bu silikon form benim siyah ve beyaz arasındaki bağlantılarım, yani yumuşak ve sert arasındaki bağlantıları sağlayan bir çeşit örtü vazifesini görüyorlar. Ve aradaki tonlar, yani benim hayatımda yer vermediğim griler ise genellikle formların bağlantıları arasında, kendi bağlantıları arasında, hikayeyi anlattığı bağlantılar arasında önemli noktalarda yer alıyorlar. Ve bu gri alanların şeffaflıkla temaslarında benim tekrardan formu oluşturan katmanlarda tekrardan formun ayrı bir katman oluşturması vazifesini de görüyor. Teknik olarak biçimlerin kendileri, esasları, bir de bunların bir şekilde bunları kayıt ettiğim bir takım cihazlar, bunların içerisinde kamera da yer alıyor. Ve bunların her birini toparladığım bir bilgisayar ortamında bunlar birleştikleri durumlarda kayıtlı düşler diyorum, çünkü gerçekten de bunların kayıt etme envanterleri var. Yani bunlar dijital kamera ve başka unsurlar. Bir şekilde böyle de bir temas da kuruyorlar birbirleri arasında, birbirlerini oluştururlarken. En son aşaması da bunları bilgisayar ortamında toplamak ve imajları tekrardan üst üste değerlendirmekle sonlanıyorlar. Ve ortaya çıkan sonuçlar birer an durumları. Benim oluşturduğum hikayelerinde birer an, birer kare olarak karşımıza çıkıyor. Ben bu sergiye 3 tane işimle katılıyorum, 3 tane video işimle. Bunlar her ne kadar içerik ve teknik açıdan birbirine benzer işler gibi görünseler de ele alınış biçiminden birbirinden çok farklı, bağımsız işler. Örnek olarak işlerimden birincisi Cubic Distribution, bir motion graphics projesi. Burada
tipografinin videonun animasyon kurgusuna olan yaklaşımı, kurguyu ne şekilde etkilediği, hiyerarşiyi nasıl sağladığı gibi temel unsurlar çok önemli. İkinci projem Injection Mess. O da çok farklı bir şekilde işlenmiş bir proje. Tamamen bir el kamerasıyla çekilmiş olan bir video görüntüsünün bilgisayarın teknik olanaklarıyla tamamen bambaşka bir boyutta işlenmiş, izleyiciye sunulmuş hali. Son projem ise Mosrail, bir 3D animasyon projesi. Burada işte 3D'nin modelleme prensipleri ön plana çıkıyor. Bu bir video müzik klibi. Video ile fotoğrafın ilişkisine geçmeden önce videonun çalışma prensibinden bahsetmek gerekiyor. Video saniyede 25 kareden oluşan bir düzenek. Ve her bir kare bir bütünlük oluşturunca bize zaman birimini veriyor. Soyut bir zeminde yapay anlar oluşuma bizim o sahneye odaklanmamızı sağlıyor. Fotoğraf tek bir karede an ve odak. Video yine tek bir karede an ve odak. Fakat öncesini ve de sonrasını kurgulanması gerekiyor. Ve o anı oluşturmak için yaptığım diğer bütün anlar o anı sadece yakalatmak adına. Örneğin 3D projemde, Mosrail'de odak noktasına gelene kadar uzunca bir süre bir kurgu izliyoruz. Odak noktasına gelindikten sonra da yine o kurgu tüm dinginliğiyle devam ediyor. Toplumsal hafızamızdaki bütün anlar aslında memorimizi oluşturan anlardan oluşuyor. Ve biz savaşı belki tek bir kare fotoğraftan bile hatırlayabiliyoruz. Video soyut bir zemin ve ben bu soyut zeminde yapay anlar yaratıyorum. Zamanı anlara bölüyorum. Burada en ufak bir sahnedeki eleman, renk, ışık vesaire zaten bunları yapmamda bana yardımcı olan en önemli elemanlar. Biz bu sergide konu olarak araba mezarlığını seçtik. Bunu seçmemizdeki asıl maksat daha çok insanların görmek için fazla çaba harcamayacakları ya da çok fazla görmek istemeyecekleri farklı konuları farklı bir bakış açısıyla insanlara sunabilmekti. Bunu yaparken öncelikle bireysel olarak başladık çalışmaya. Kafamızda böyle bir sergi fikri falan yoktu. Daha sonra işte zaman geçtikçe bir grup olarak çalışmaya başladık bu konu üzerinde. Daha sonra da zaten bu sergi olayı için başvurduk ve kabul edildik. Ondan sonraki aşamada da projeyi geliştirmekle geçti büyük olasılıkla. Biz araba mezarlığında olayların bütünüyle değil de daha çok detaylarla ilgilendik. Hepimiz birlikte arabaların parçalarını, cam kırıkları vesaire objeleri falan çektik. Böylece bütünüyle arabanın tamamını değil, parçalarıyla birlikte göstererek insanları daha çok böyle ilgisini falan çekmeye çalıştık. Genelde insanların görmek istemediği şeyleri ya da işte görmek için çaba sarf etmediği şey. İşte objeleri çektik ve objelerden detaylar seçerek farklı detayları sunmak istedik. Yani sonuçta izleyiciye kalmış. Artık bunu bir detay olarak mı algılayacak ya da bir kaza yapmış bir araba olarak algılayacak. Bunu tamamen izleyiciye bırakıyoruz biz ve ses olarak artı ses kullanıyoruz biz bu işte. O seste bizim çektiğimiz işleri destekler ve üçüncü boyut kazandırmaya çalışıyoruz o. Yani üçüncü boyutu kazandırmaya çalışıyoruz. Bu sergide anlık olayların oluşturduğu farklı durumların değişik açılardan yansımaları ve bu yansımaların kadraj çerçevesi içerisinde sunulan kısmının insanlar açısından yine farklı zaman dilimleri içerisinde farklı olarak yorumlanmasının oluşturacağı bazı sonuçları da görmek istiyoruz aslında. Ve burada yine serginin konusu olarak an ve odak derken hem bizim o zaman dilimi içerisinde araba mezarlığında bulunup deklanşöre bastığımız ana da işaret ediyoruz. Bir yandan da orada bize obje olarak bulunan nesnelerin oraya geliş sebeplerini de aslında irdelemek istiyoruz. Odak olarak da yani bizim odaklandığımız nokta belirttiğimiz gibi zaten detaylar. Fakat izleyici için odak noktası olarak düşündüğümüz çok farklı şeyler var ve aslında bunun sonuçlarını görmek bize heyecanlandıracak ve buna yardımcı olarak da dediğimiz gibi kullandığımız bazı sesler var. Onları da hep birlikte göreceğiz.
I'm not fixed on a special media form. I use sound, I use installations, I use new media, but in all my works, photography is an important aspect. Photography produces pictures, illusions. I find reality between these pictures. At Siemens Sanat, there are exhibited two works. One work is called The Cry. The Cry picks up the relationship between perception and the I. I means the ego. Perception is a form of materialization of concepts, and ego is also a concept. So in The Cry, the ego is cried out of the eyes. Text, it's called the second work I exhibit at Siemens Sanat. Texts are spontaneous gestures which pick up, which are made in a state of a mind which is related to chance. So texts are chance images. Moment is a point in time. Focus is a point in space. When moment and focus come together, they create something subjective. It's, or it could be, a higher state of consciousness. This higher state of consciousness is the level I try to do art. The relationship to photography is that photography produces illusionary pictures. When illusionary pictures are real, texts are also real. Sinema makinesi aslında tek kişilik bir film izleme ünitesi ve bütün mantığı izleyicinin alıştığı geleneksel film izleme deneyimini tamamıyla alt üst etmek üzerine kurulu. Tam da bunun için makineyi her seferinde en fazla bir kişi kullanarak film izleyebiliyor. Onun da ötesinde sinema hareket eden fotoğraf demek ve de sinemada saniyede 24 kare hızıyla hareket eder bu fotoğraflar ve izleyicinin bunun üzerinde herhangi bunu bir kontrol etme mekanizmasına sahip değildir. Sinema makinesi bu mekanizmayı sunuyor izleyiciye. Manuel çalışan bir alet. Böylece izleyici istediği hızda filmi hareket ettirebiliyor. İstediği karede dondurup o ana özel odaklanabiliyor fotoğrafa ya da istediği zaman geri sarabiliyor. Dolayısıyla aslında sonuç olarak sinema makinesi sinemayı fotoğraflaştırıyor izleyici için. Şimdi biz bu sinema makinesini 3 kişi yapmaya başladık ve üçümüz de farklı disiplinlerden geliyoruz. Çıkış noktası grotesk bir sinema makinesi yapmaktı. Tabii bu fikri çok sonra çok üzerine çıktık. Yani bunun üzerine bunu tartıştık. Bundan başka şeyler öğrettik ama işte malzeme konusunda bu buraya bağlı kaldığımızı düşünüyorum. Hepimizin bir stop motion film çekme sevdası diyelim ya da böyle bir isteği vardı ve buradan yola çıktık. Aslında sinema ile stop motion arasında bir yerlerden yola çıktık. Oyuncu olarak konusu adı Virgül Adam'ın maceraları çektiğimiz filmin. Sonuçta Virgül Adam bir dizayn kuklası, ahşap bir kukla.
Bu da aslında bütün hikayenin içinde çok güzel yerine oturdu. Sinema makinesinin kendisi de ki aslında belki evet bir sinema izleme ünitesi, bir kareleri dondurarak izleme, kendisi de ahşap. Bunun bir şeyi var tabi, tutarlılığı var. Yani o grotesk kavram içerisinde bizce bir yerlere oturuyor. Biraz böyle bir orta çağ makinesi gibi çalışıyor. Yani orta çağda film makinesi olsaydı sanırım böyle olurdu. Sinema makinesi izleyici hangi an, hangi fotoğrafa odaklanacağı inisiyatifini tanıdığı için de sinema ile fotoğraf arasındaki çok önemli bir ayrımı altını çiziyor ve bence o yüzden bu sergiye de bu kısımdan eklenmeni bilir diye düşünüyorum. Ben de aynı şekilde düşünüyorum.